Zeki Ökten ortak dostumuz bizim. Ondan geldi. Bizimkiler de oynasana diye. Ben o sırada Mustafa Kemal'i oynuyorum. Bir an düşündüm tabii, Mustafa Kemal derken bizimkiler de emekçiden yana ama değil, şair ama tam şair de değil. Değişik bir karakter canım. Bana bir izin verin, bir düşüneyim dedim. Böyle bir hafta falan 10 gün düşündüm galiba. Bir riske gireceğim dedim ama bu işte riski seven bir iştir. Uskay, riske gir dedim. Peki dedim, giriyorum. Herkese merhaba. Çocukluğunu ve gençliğini 80'lerin sonu 90'ların başında yaşayan herkes için pazar rutini haline gelmiş olan efsane dizi Bizimkilerin efsane oyuncularıyla buluşmaya devam ediyoruz. Bugün Türk tiyatrosunun usta ismi Rutkay Aziz ile Bizimkiler dizisini ve onun dönemindeki Türkiye'yi konuşmaya çalışacağız. Şu an onun evindeyiz. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyiz. Sağ olun. Sağ olun. Neler yapıyorsunuz bugünlerde? Biraz bahseder misiniz? Şu aşamada bu sıcaklarda pek fazla bir şey yapmıyorum tabii. Bir takım şeyler var, onların düşüncesi içindeyim. Ağustos'ta 84'de oynayacağız. Sonra hayat devam edecek işte. Fazla önemli bir şey yapmıyorum şu an. Bu Büyük Gözaltı, 1984 Büyük, evet. Gözaltı. Bunu periyodu nedir? Oynama periyodu ayda bir mi yoksa? Yok, çok değişiyor. Şaka maka 270 oyuna geldik. Az buz değil yani. Galiba 4 senedir, 4 sezondur oynuyoruz. Zaten biliyorsunuz George Orwell'ın çok önemli bir kitabıdır. Seyirciden büyük bir talep gördü. Biz de fena oynamıyoruz galiba. Televizyon dünyasına girişiniz ve Bizimkiler dizisini ekseriyetle konuşalım istiyorum. Evet. Televizyon dünyasına girişiniz özellikle o dönem bence çok mühim. Şöyle, karizmatik görünümlü ve karizmatik sesli John eksiği vardı televizyonda bence o dönem. Ve bu açığı kapattığınızı düşünüyorum. Tiyatrocular, özür dilerim, televizyon dünyasına girmeye pek sıcak bakmazlar. Doğru. Siz Ankara'dan gelip İstanbul'da dizilerde oynadınız. İlk Ankara'da mı oynadınız tabii bilmiyorum ama. Yok, bu İstanbul'da çekildi. Bu dizi sektörüne, televizyon dünyasına geçişiniz nasıl oldu? Nasıl kabul ettirdiler size? Bir kere benim şöyle bir şansım oldu. Hep ben seçtim. Yani her dilde bir hayır vardır, hayır sözcüğü vardır. Ben de o hayır sözcüğünü çok severim. Hem sinemaya hem televizyon dizilerine dönük. Bu anlamda bir hayır sözcüğümü çok kullanmışımdır. Hala da kullanıyorum. Örneğin şeyi söylediniz, Cahide. Ziya Özhan arkadaşımın çalışmasıdır. Çok güzel, çok önemli bir çalışmadır. Cahide Songun'un hayatıdır. Ve orada ben Muhsin Ertuğrul'un izdüşümlü olan Ercüment Tahsin'i oynadım. Muhsin Hoca da benim hocamdı zaten 2 sene. Öyle bir şansım oldu. Çok severek oynadım. Bir şey söyleyeyim, ben dünü konuşmayı hiç sevmem. Bugün ne yapıyorsun, yarın ne yapacaksın diye adama sorarlar. Yani ben soracağım için, bunu. Evet, biliyorum da. Onun için genelde hep kaçarım bu işlerden. Sizi kıramadım. Evet, yok, buyurun. Estağfurullah. Bu tabii Rutkay Aziz deyince aklımıza ilk gelen dizilerden biri de Kurtuluş dizisi. Evet. Ulan tabii. Der, Mustafa tabii, Kemal Atatürk'ü oynadınız. Evet. Benim bu toplumun ekseriyetinin kanısı, benim de şahsi fikrim, Mustafa Kemal Atatürk'ü Rutkay Aziz'den başka kimse oynayamadı. Yok canım. Sonra bir sürü kişi oynamaya gayret etti ama sesiyle, görüntüsüyle, yapısıyla Rutkay Aziz'den başkası bence oynayamadı. Bu dizinin yapım süreci ve işte çekimlerinden biraz bahsedebilir misiniz? Neler tabii hissettiniz? Tabii seve. Bir Mustafa Kemal sevdalısı olarak söyleyeceğim öncelikle. Bir akşamüstü Ziya buluşalım dedi, kulağı çınlasın. Buluştuk. Biliyor musun, Turgut Özakman Mustafa Kemal yazıyor, yani Kurtuluş'u yazıyor. Ben çekeceğim, sen de Mustafa Kemal oynayacaksın dedi. Birden korktum. Rakımızı da koyduk. Korktum, hakikaten korktum. Ziya dedim, Mustafa Kemal'in hangi dönemi?
yaş kaç, nasıl, hangi dönem, hangi süreçte derken biz 4-5 ay inanın herkesten sakladık. Saçımızı boyattık. İşte lens kabul edecek bir göz, o sınavdan geçtik. Ben filmlerini seyretmedim de fotoğraflarına bakıyordum, jestleri yakalamak adına. Çok tipik bir iz Mustafa Kemal, yani deha olarak sigara içişi de farklı, bir kahve fincanı tutuşu da farklı. Ve tabii bir şey vardı, çok önemli, hep söylüyorum onu. Emrederken bile insana teşekkür etmesini bilen bir lider. Bu çok önemli bir vasıf. Yani bunu nasıl yakalarız? En sonunda işte bu makyajları falan şey bitirdik. Üniforma, Maraşal üniformasını giydik. TRT'de en üst kattan aşağı doğru inerken herkes bizi görünce bir şey oldu diyeyim yani. Ürktüler yani beni görünce. Yani ne oluyor, kim Mustafa Kemal nereden çıktı gibilerden. Ziya dedi ki biz bu işi kurtardık galiba dedi. Ondan sonra senaryolara tabii baktık ettik. Ve galiba üstesinden geldik. Ama çok kişinin emeği var biliyor musunuz? Başta Turgut Özakman olsun, Muammer Sun müzikleri yaptı. Ziya başlı başına. Çok 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 insanın emeği var. Orada bir becerimiz varsa o beceri şeyden kaynaklanıyor. İnanarak oynadım. İnandım yani. Ve Ziya ile bir anlaşma yaptık tabii. Belki anlaşma sözcüğüm yanlış. Sakın ha öyle estetik bir takım şeylere girmeyeceğiz. Makyaj, şu bu filan falan. Tabii saçı boyatacağız, sakal ol yani. Olmaz tabii de. Ama oramıza buramıza herhangi plastik bir takım malzemelerle ekler falan yapmaya kalkmayalım dedim. Ki bazı arkadaşlar bunu yaptılar. Hayır, seyirci biliyor ki bunu Rutkay oynuyor. O zaman onu anlatmayalım yani. Neyse yani ki bu çizgiler, o çizgiler kalsın. Onun için inandırıcı olduğuna sanıyorum. Dillerim üstesinden gelmişizdir. Kesinlikle çok başarılıydı. Zaten onu söyledim. Yani sizden sonra belki de bu sahiplerle oynadığınız için seyirciye bu kadar çok geçti. Seyirci bu kadar çok benimsedi. Daha sonra bir sürü kişi oynadı. Sizden sonra sadece oyuncular değil, Atatürk temalı filmler, diziler, bir şeyler çekiliyor. Şimdi yine bir şey var. Şu anda da var galiba değil mi? Var var. Ne düşünüyorsunuz bunlar hakkında? Yapılabiliyor mu? Bir şey söyleyemem meslektaşlarımla ilgili. Hiçbir şey söylemem yani. Bana düşmez. Kurtuluş'taki Atatürk'ü, sonra bir Cumhuriyet de çektiniz. Evet, evet. O da evet. Şey, devamı olarak mı çekildi aslında? O belli yoksa başka bir ara verildi. Kurtuluş evet. Sanıyorum bir buçuk seneye yakın sürdü. Sonra bir ara verildi. Tekrar Ziya'dan bir haber geldi. Şimdi Cumhuriyet'i çekiyoruz diye. O da bir yaklaşık 8 ay sürdü sanıyorum. Onda da çok emek, yoğun bir emek vardır açıkçası. Herkesin kulağı açınasın. Birçok arkadaşımızı da kaybettik tabii. Evet. Oradaki mesela Kurtuluş'taki Atatürk ile Cumhuriyet'teki Atatürk sanki farklıydı. Yani yorumlaması farklı. Şöyle, savaş dönemi, barış dönemi etkisinden midir? Kurtuluş'taki Atatürk daha ciddi, daha ciddi, daha dominant bir yapıdayken Cumhuriyet'te biraz orada daha... Orada komutan, o sonra sivilleşme dönemi evet. Başlıyor tabii doğal olarak. O ayrımı... Özellikle bu ayrımın yapılmasını senaryo, yönetmen vesaire söyledi mi? Sizin yorumunuz? Hayır, birlikte. Hı-hı. Yönetmenle, senaristle birlikte. Birlikte. Çok konuşuyorduk yani, çok tartışıyorduk. Dikkat ederseniz o proje, bir daha öyle bir proje çekilmez kolay kolay. Yok. Mevcut var olan iktidar onu depoya attı tabii ama bir gün depodan çıkar. İnşallah. Kurtuluş'ta bakın şöyle 1000 küsur figüran oyuncu doğru. Vesaire oynamış. Belki bir o kadar da köylere gittiğinde işte bizim askerlerimiz oradan onlar sivil oynadılar. Halktan katılanlar tabii, vardı. Tabii. Bizim askerlerimiz Yunanlı asker oldular, Türk asker oldular. Şeyden, oyuncu yoktu mu? Yani işte, Yunanlı asker olunca da fena halde kızıyorlardı. Haklılar tabii. İsminiz, şimdi Mustafa Kemal'i oynadınız evet. Onu konuşurken, sizin isminiz aslında Aziz Rutkay. Aziz Ünal Rutkay. Evet. İsminizin Rutkay'ız olması okuldan kalan. Okuldan geldi, Rutkay. Sonra da...
tiyatroya geçince de Oscar'ımız oldu. Orada şey var, soyadıyla insanları çağırdık. Almanlarda vardır öyle bir özellik, evet. Mustafa Kemal'in de okuldayken Kemal isminin verilmesi. Sonra Mustafa. Evet, onun böyle bir şey olması. Ama bu benim bilerek yaptım. Yok, ortak bir hikayeymiş gibi görünüyor. Evet, çünkü evet. Sizin ailenizden Mustafa Kemal'in yakın çok yakınları evet. var. Halanız yani, Mustafa Kemal'le. Halam, iki halam da arkadaşı. Babam Muhafız Alayı'da TMN, eniştem Hikmet Bayur özel kalemi. Yani bizim evde zaten hep onu söylerim. Duvarlarda bizim resimlerimiz yoktu. Mustafa Kemal'in resimleri vardı. Evet, Mustafa Kemal'in sesini babam radyo duyduğunda ayağa kalkar ağlar falan. Yani öyle bir Mustafa Kemal aşkıyla büyüdük. İyi ki de büyüdük tabii. Sanatçı bir aileden geliyorsunuz. Filmci amcam. Sonra babam da filmci oluyor bir süre. Hı hı. Yengeniz de hem sanatçı hem de şarkıcı Suzan Yakar Rutkay. Ben biraz... Tabii hazırlanırken şarkılarını bir kere daha bir dinleyeyim dedim. Taş Plak. Tabii o dönem. Çok önemliymiş. Ben onları pek yani hatırlıyorum tabii de. Öyle şarkıcılığını pek anımsamıyorum. Ama dönemin ünlü bir şarkıcısı, türkücüsü. Epey bir filmi de varmış yani. 20-30 tane filmi. Tabii canım, benim amca Beysa rahmetli. Bu arabesk filmleri neredeyse başlatan adam. Türkücü şarkıcı filmleri başlatan bir insan. Evet. Sonra amcam öldükten sonra da Suzan Yakar, Adnan Şenses'le evlendi zaten. Bir sene bir kalmışlar galiba. Evet, işte Adnan da sonradan bıraktı, onu kullandı herhalde. Yani öyle bir şey. Babam da filmler çekti ama babamın çektiği filmlerde amcama inat hamasi filmlerdi. Yani Kore'de Türk kahramanları, Akıncılar, Şehitler Kalesi. Babam da o çizgide bir adamdı yani. Onunki de tam tersi, onun için iki kardeş geçinemediler ve dargın öldüler zaten. Tabii cenazesine gidemedi. Buradan televizyon dünyasına girmiştiniz ve Bizimkiler dizisine 1997'de girdiniz. Umur Bugay ile tanışıklığınız ve diziye dahil olma sürecinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii, öncelikle Bizimkiler deyince Umur'dan başka bir şey aklıma gelmiyor açıkçası. Yani Bizimkiler deyince Umur Bugay ile o kadar özdeşmiş ki o. Sonra biz Umur'la da Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı'nda aynı zamanda yönetim kurulu üyesiydik. Çok sevdiğim insandı yani. O çok saçma sapan bir ölüm yaşadı ne yazık ki. Ben o sırada Mustafa Kemal'i oynuyorum yani. Zeki Ökten ortak dostumuz bizim. Umur'un da çocukluk arkadaşı, okul arkadaşı. Benim de sonradan çok has, kadim dostum oldu. Ondan geldi. Ya Bizimkiler de oynasana diye. Ya dedim, nereden çıktı şimdi? Bir an düşündüm tabii. Mustafa Kemal derken Bizimkiler de emekçiden yana ama değil, şair ama tam şair de değil. Değişik bir karakter cenap. Bana bir izin verin, bir düşüneyim dedim. Böyle bir hafta falan 10 gün düşündüm galiba. Bir riske gireceğim dedim. Ama bu işte riski seven bir iştir. Rutkay, riske gir dedim. Peki dedim, giriyorum. İyi ki de girmişim. Sonra tabii Cezmi de hemen yanımdaydı. Ben Cenab-ı İbrikçi. Çok severek oynadım, inanın. Çok severek oynadım. İyi ki de kabul etmişim. Hatta kulağıcındasın Genco, senin komedi yanı çok güçlü ya, sen farkında mısın onu demişti bana. Yani bizimkilerin özelliği 15 sene sürdü sanıyorum. Totalde 14 sezon sürdü. 14 sezon. İşte biz son 4'teyiz, son 5'teyiz. Siz girdik. Evet, 5-6 senede oynadınız. Evet, son 5'te girdik. O kadar devam etmesinin bir tek nedeni var bence. Çok sağlam bir senaryo ekibi. Ve o sağlam senaryo ekibinin de Türkiye'nin toplumsal gidişatına, yaşanan sürece, aktüelitesine, günceline ne hesaplaşmaya dönük. Asla sloganlaştırmadan böylesine sağlam bir senaryoyla o işin oluşması, hemen hemen her pazar günü çok geniş kitleleri televizyon başına topluyordu. Bu tarafı çok önemli sanıyorum.
Ben aslında az önce onu soracaktım. Siz zaten cevabını verdiniz ama biraz daha genişletmek adına. Şöyle ki, Türkiye'de bir oyuncu bir rolü çok iyi yaptığında o rol onun üzerine yapışıp kalıyor. Yapışıyor. Sinemada eğer, özellikle. Eğer bir sinema, dizi, televizyon hangisi olursa olsun. Eğer bir de o toplum için çok önemli bir rol ise onun gibi davranmaya başlıyor. Mesela işte siz dedim ya Mustafa Kemal Atatürk'ü oynadınız. Ama hiçbir zaman bunu Atatürkleşmiş gibi bir havaya bürünmeden oyuncu olduğunuzun bilinciyle hareket ettiniz ki hemen ardına oynadığınız zaten Bizimkiler dizisi çok aksi bir yön. Farklı bir karakter. Kendinizi yeri geldi karikatürize etmeyi bildiniz. Bu çok önemli. Böyle bir risk aldığınızı düşünüyor muydunuz tabii, diye soracaktım. Tabii. Ama sizin de tespitiniz bence çok güzel. Şimdi Yeşilçam'da insanları bir çekmeceye sokarlar. Şişman ahçı, bilmem ne şoför, işte çapkın adam falan gibi neyse. Bunları kırmak kolay değil tabii. Ama bunun işte oyunculuk da buradan mı başlıyor bilmiyorum ki. Oyunculuk lezzeti de burada sanıyorum. Yani Marlon Brando'nun da babayı oynadı, şunu oynadı, bu oynadı ama Superman'in babasını da oynadı. Marlon Brando aynı zamanda Napolyon'un da oynadı örneğin. Bu riskleri de almak lazım gibi sanıyorum yani. Aksi halde klişe bir durum oluyor. Hep aynı rolde, aynı şey. Yani o. Uzaklaşmak lazım. Ne kadar uzaklaşabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz sistem, düzen ona da pek izin vermiyor farkındaysanız yani. Sizi illaki öyle görmek istiyor. Neyse bakalım. Bizimkilerde Doktor ve Nazım'ın arkadaşları olan Cenap ve İbrikçi olarak girdiniz. Aslında evet. Doktor ve Nazım da sizin Cenap ve İbrikçi gibi bir ikiliydi. Onların ikisi de vefat edince tabii Yaman Okay'la Yavuz Erçetinkaya. İkisi de arkadaşımızdı. Hem zaten dışarıda arkadaşınızdı. Tabii. Dizide de arkadaş olarak girdiniz. Sizin gözünüzden Cenap Bey nasıl bir karakterdi? biraz bahsedebilir misiniz? Savaş Dincer'in yaklaşımıyla şöyle diyebilirim. Karaktersizdi. Nasıl bir yani savaş... Rahmetli Savaş, evet. Allah rahmet eylesin, çok evet. Düzgün bir adam. Tabii çok şey bir adam. O aslında benim çok yakinen biraz gözlediğim adamın bir tanesidir o çevremden. Yani emekçiden yana gözükür ama değildir. Şair geçinir ama değildir. Yani durup dururken bir esmere aşık olur mesela evet. Apartmanda. Ama öyle bir kadın yoktur ama o kendince yaratır. Paradan pulda gözü yoktur ama hep parasızdır. Yani böyle bir... Çevrenizde var mıydı böyle bir karakter? Yani uzaktan birisini tanıyordum. Evet. Onun için çok severek oynadım. Adamla biraz alay ederek de oynadım zaten. Seyirci de onu sevdi. Cenap Bey ve İbrikçi aslında bunu Cezmi Baskın biraz o iki karakteri hani amiyane tabirle gömdü ama ben size bunu size de sormak istiyorum. Cenap Bey ve İbrikçi gerçekten alanlarında başarılı insanlar mıydı yoksa topluma kendilerini böyle mi gösteriyorlardı? Çünkü İbrikçi'nin tabloları için Sabri Bey gidip bir araştırma yapmıştı. Arkadaş çevresinden şöyle dediler. Çok değerli bir ressam, bunun tabloları milyar eder. Cenap Bey televizyon programı yapıyordu, radyo programı yapıyordu, şiir kitabı çıkartıyordu. Sana geldim İstanbul gibi. Şimdi ama bakınca hani işte klasik bir tabirle günün sonunda baktığımızda Cafer'in getirdiği bir tabak pilava muhtaç ikili durum haline gelmişler. Tabii canım, tabii canım. Bunlar gerçekten alanında başarılı isimler miydi yoksa değiller miydi? Bence değillerdi ya. Bilmiyorum Cezmi ne dedi ama pek başarılı değillerdi. Kendilerini alay alıyorlardı büyük bir ihtimalle. Veyahut da olduğundan daha fazla gösterilmek gibi bir tıraşları vardı kendilerine. Ama ikisi de sevimli adamlardı. Bence. Yani Cezmi de çok güzel oynadı. Bu Canımın İçi repliğini Umur Bugay mı yazmıştı? Tabii tabii. Umur'dan. Sizden ilhamlı olan bir şey miydi? Hayır, Umur'dan. Bütün Cenap Bey'in o klasik repliklerini ya da işte sözlerini hep Umur Bugay yazmıştı değil mi? Tabii öyle hatırlıyorum. Öyle hatırlıyorum tabii. Öyle çünkü hatırlıyorum. Bazen oyuncunun kendi diline pelesenk olan bir cümle vardır. Biliyorum. Onunla katalım falan der ama. Umur onlara açık bir insandı ama Canımın İçi şeyde Umur'dan geldi.
Çok güzel, tabii. Tam Cenap Bey'lik bir evet, cümle. Evet, evet. Cenap Bey'in bir de tabii az önce bahsettiğiniz Esmer Ütopyası vardı. Evet. Bu Esmer Ütopyası birine gönderme miydi? Yoksa genel yok, bir hayali. Perspektif çizmek adına mıydı? Hayali. Herhangi birisine bir gönderme yoktu orada. Ne benden ne Umur'dan. İşte Anadolu insanı bu. Derdi. Sözüm ona. Evet. Evet. Sürekli Halil Pazarlamayı gaza getirirken evet. söylerdi. Canımın içi ve çekeceğim kulağını. Bunların hepsi az önce dediğim gibi Umur Bugay'ın onun yaratısıdır. Onun yaratısı. Cenap Bey ile Rutkay Aziz arasında az önce saydığınız özellikleri vardı ya. Bu özellikler bakımından baktığımızda benzerlikler var mı? Yani sizin içinizden bir Cenap Bey çıktı. Evet, güzel oynadınız. Ama bir benzerlik var mıydı? Yok canım. Hiç. Hiç ilgisi yok. Çünkü Cenap Bey ikna yeteneği güçlü bir adamdı. Paraya önem vermeyen. Aslında insanlara orada mesafeli gibi Bursa'da. Orada benzediğimiz yer var tabii. Paraya önem vermemek gibi bir mesele var. Ben parayı hiç hayatımda sevmedim. Para da beni sevmedi. Böyle bir ilginç bir durumum vardır. Buluşamadık bir türlü. Hayır hayır. Bu açık para. Parayı sevmezseniz para size gelmiyor. Onun için ben gerçek bir emekçi olarak yaşadım. Hala da öyle bir emekçi olarak da yaşıyorum yani. Bundan da son derece mutluyum ayrı. Ne güzel. Bizimkiler dizisinin Türk toplumu için yayınlandığı dönemde de halen bile etkisini sürdürüyordur diye düşünüyorum da sizce Türk toplumu için önemi neydi o dönem? Türk toplumu neden izliyordu bizimkileri? Orada işte senaryo ekibinin dediğim gibi çok zeki bir çalışması oldu. Yani o apartman halkı, o apartman halkı her dairesi, her kimlikten, her kişilikten İnsanımız kendisine paylar çıkartıyordu. Yani katilde göreceği şeyler vardı kendisiyle bağlantılı olarak. Sabri Bey de vardı. Benle iyisi vardı Cenap'la örneğin. Herkes kendisinden bir şey bulabiliyordu. Bu da bu senaryo ekibinin bence zekasıydı yani. Mesela bugün yıllardır bu tarz bir dizi yok. Bilmiyorum siz de takip ediyorsunuz. Yok yani böyle gündemi günü gününe takip eden, yansıtan ve içerisinde gündeme, siyasete gönderme evet. yapan ya da işte toplumsal hadiselere gönderme yapan bir dizi ya da film de yok, dizi de yok, hiçbir yok, şey yok. Yok, maalesef yok tabii. Böyle bir talep de yok. Yapımcılardan da böyle bir şey yok yani. Her dizide bir silah var, mafya var, şiddet var. Nedense. Onlar talep buluyor herhalde. Yapımcıların böyle bir dizi yapma dediğiniz gibi talebi olmadığı gibi bir oyuncu içerisinden başka tiplerde oyuncu çıkarma ya da rol çıkarmak gibi bir talebi de yok. Oyuncular hep tek tipleştiler. Öyle oldu ama yapımcılar da onu istiyorlar biraz. Sebep ne bunda? Neden böyle bir şey istiyorlar? Parasal karşılığı orada görüyorlar. Yani. Şimdi bu şu sayacağım yani. Şeylerde parasal karşılık yok mudur? Mesela siz Mustafa Kemal Atatürk'ü oynadınız Kurtuluş ve Cumhuriyet'te. Cenap Bey'i oynadınız Bizimkiler'de. Hayat Bilgisi'nde Tekin Öğretmen'i oynadınız. Avrupa Yakası'nda Bülent Onaran rolünü oynadınız. Evet, evet. Yalan Dünya'da da Timur'du galiba rolünüzün ismi. Çok uzun olmasa gerek Yalan Dünya'da böyle bir rolünüz var. Bunların hepsi akılda kalıcı ve birbirinden çok farklı roller. Ve bunların hepsini aynı kişi oynadı ve hiçbir zaman seyirci sizi izlediğinde şunu demedi. Koskoca Atatürk'ü oynamış adamın oynadığı role bak mesela Bülent Onaran rolüne bakıp pek da onu demedi. Demedi çünkü evet. Bu bir oyunculuk başarısıydı. Onu anımsatmadı. Yani. Ya bilemem bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz ama seyirci evet yani, o anlamda çok saygın yaklaştı bana. Ben de zaten seyirciye her zaman çok saygılı yaklaşmışımdır. Sanmıyorum karşılıklı sevgiden kaynaklanan bir şey bu. Ben size bazı isimler söylesem, bu evet. isimlerin hayatınızdaki yeri ve öneminden biraz tabii, bahsettiniz. Elinden en başta arkada görülüyor Tarık Akan. Bizim Tarık, evet. O tablonun hikayesinden bunun bahsettiniz. Bunun hikayesi çok ilginçtir ya. Tarık benim 68 yılında Bakırköy Lisesi tuvaletinden tanıştığım bir arkadaşım. Bendeki yeri çok önemlidir. Bu tablo, tabak diyelim işte,
Kadıköy'de bir seyircimiz vardı ama Muhammed adı. Her oyuna gelir muhakkak. Oyundan sonra da beni görür, öpüşürüz. Nasıl buldun derim oyunu. Çok iyi der. Ama yani başka duygularıyla tabii seyrediyor. Bir gün bana bunu getirdi. Kütahya'da gitmiş, Tarık'la ikimizin bir resmini bulmuş. Bunu tabağa monte etmiş. Ettirmiş daha doğrusu. Bana hediye etti. Çok önemli bir anı benim için. Tarık Akan dan biraz bahsetseniz. Valla Tarık bizim biliyorsunuz Çağdaş Sinema Oyuncular Derneği'nde de beraberdik. Sonra Nazım Hikmet Vakfı'nda da başkan yardımcısıydı. Yani vakfın da her şeyiydi tabii ayrıca. Ya Tarık o kadar erken gitti ki. Onun ölümü sadece Türk sineması kaybetmedi onu yani. Türkiye kaybetti. Çünkü gerçek anlamıyla o da bir Mustafa Kemal aşığıydı. Demokrasiden, barıştan yanaydı her zaman için. Çok özlüyorum inan. Çok özlüyorum. Yani o illet hastalık geldi, yakaladı onu. Çok büyük anılarımız var, çok güzel yaşadık. Bir de ortak bir filmimiz oldu. Zeki Ökten çekti, Gülüm diye. Evet. Orada hiç olmazsa birlikte oynadık. Neyse işte öyle. Savaş Dinçer. Savaş da, Dinçer'le hem Kurtuluş'ta, Cumhuriyet'te de oynadınız. Tabii tabii, sanırım. İsmet Paşa'ydı. Ve İsmet Paşa zaten tartışılmaz oyuncusu. Bir de Bizimkilerle de beraber. Bizimkilerle de beraberdik. Çok sevdiğim, çok saydığım. Benim büyüğümdü ama yani gerçek anlamıyla da dostumdu, arkadaşımdı. Çok yetenekli bir adamdı. Yazar olarak, oyuncu olarak, yönetmen olarak, karikatürist olarak. Karikatürist, evet. Oğlu da şimdi çok değerli bir Barış. Ciddi bir Türkiye'nin önemli bir dekorcusu oldu o da. Savaşta erken gitti yani. Hep böyle sevdiklerimiz, dostlarımız çok erken yaşta gidiyorlar ve hep onu söylüyorum. Dilerim siz öyle bir şey yaşamayın, arkadaşlarınızı kaybetmeyin çok erken yaşlarda. Büyük bir yalnızlığa gömülüyorsunuz biliyor musun? Çok. Yani akşamüstleri benim telefon ettiğim, bana telefon yani geliyor ama gelmiyor sayılır. Onlar yok çünkü. Bülent Kayabaş yok, Savaş yok, Tarık yok, Yalçın yok. Yani bir sürü insan yok. Çok yalnızlaşıyorsunuz, fakirleşiyorsunuz böyle, çok özlüyorsunuz yani. Dilerim yaşamazsınız. İnşallah. Ercan Yazgan. Ya o da, evet. Cafer. Kapıcı Cafer. Evet, onu da giymiş bir oyuncuydu yani, rolünü Cafer de ol sanki. Yani. Biz yaz aylarında bir ekibimiz vardı. Bodrum'un Akyarları'na giderdik. Ama Bodrum'a inmezdik yani. Bodrum'u hiçbirimiz görmedik. 10 sene falan gittik. Akyarlar'daydık. Hep orada bir butik otelde kalıyorduk. Tarık'ın evi vardı. Ama Tarık, Bülent, Ercan, Erol Demirer, Yalçın Güzelce vardı bir dönem. Arif, Nicat. Böyle bir takım, biz vazgeçilmez bir gruptuk. Erkeklerin hepsi öldü neredeyse, ikisi kaldı. Hanımlar yaşıyor. Ercan da oradaydı. Son çok hastaydı. Ama o da çok yetenekli, çok değerli bir arkadaşımızdı. Bizimkilerden yine Mehmet Akan. O başlı başına özel bir insandı Mehmet. Ne yazık ki Sabri Bey diye biliyorlar olur. Mehmet Akan, Türkiye'de yetiştiği de ender koreografi yapan dans eğitmeni, nitelikteki bir insandı Mehmet. O anlamda müzik kültürü, dans kültürü de çok yüksekti. Onda dostluğum da çok derindir. Sonra o hikaye Mahmut Bedettin diye bir oyun yazdı. Oyunu gel koy dedim Ankara'da, geldi koydu. Timur müziğini yaptıydı. Metin Deniz dekorunu yaptı. Çok özel bir çalışmaydı. Mehmet de erken gitti sayılır tabii yani. Evet, Bizimkiler dizisi oyuncuları mesela Aykut Oray, o da evet, çok o da erken.
Bir otel odasında galiba değil mi? Kalpten galiba. Evet. Yapacak bir şey yok. Diziden ben hani baktım. Çok iyi çalışmışsın. Sağ ol yani. Çok iyi. Estağfurullah. 20'ye yakın oyuncu vefat etmiş ilk baştan. İlk sezonlardan son sezona kadar baktığımızda. Savaş Şurttaş mesela. Savaş tabii canım. Savaş tabii. Tabii. Savaş benim aslan oyuncu arkadaşımdı zaten. Savaş bir gün Çağdaş Sinema Oyuncular Derneği'nde işte oturuyorum bir akşamüstü. Bizden kapı açıldı. Savaş girdi. Rüzgar ben ölüyorum ya dedi. Darım nereden ne çıkartıyorsun dedim. Ya sardı beni her tarafımı falan. Hadi gel ya dedim. Çiçeğe gidelim. Bir kadeh bir şey içelim. Dert etme falan. Ne işte böyle. Bu bizimkilerin son dönemleri. Hemen. Nisan 2002'de vefat etmişti. Evet. Allah rahmet eylesin. Zaten dizi on vefatına yakın dönemde onun çekimlerinde hep başında bir şapka ile oynuyordu. Saçları dökülmüştü zannedersem. Galiba. Evet. Hep şapka ile oynuyordu. Yüzü yani olağandan daha da kırmızı. Şeyi soracağım size ya. Yalçın hasta mıymış Yelence? Yalçın Yelence şeker hastasıydı. Zaten vardı da. Evet. Ondan sonra galiba bildiğim kadarıyla şekerden dolayı vefat ediyor. Çok anlayışlı, çok hoşgörülü, çok sevecen bir insandı yani. Herkes Yalçın Yelence için dediğinize benzer şeyler söylüyor. O çok, ekibi bir arada tutan bir mayaydı adeta. Tabii canım. Tabii. Çok sevgi dolu bir insandı. Önerilere açıktı. Ama kendine bakıyor muydu derseniz pek bakmıyordu tabii. Hı. Ama çok ışıklar için uyusun. Değerli bir insandı. Kesinlikle öyle. Ali Uyandıran ve Cezmi Baskın. Cezmi Baskın'la siz liseden bir arkadaşsınız galiba. Çok tabii canım. Tabii. Bu rolü beraber oynamanızda çok büyük etkisi olmuştur hala. Çok da oyununuz vardır. Biz sonradan onunla yine Yazlıkçılar'da da oynadık. Hı hı. Tabii ben orada yönetmen oldum sözüm. O da kameraman oldu falan. Benim Cezmi'yle işte Tarık ve Cezmi'yle Bakırköy Lisesi'nin tuvaletinde tanıştık. Nasıl bir hikaye? Ben Avustralya Lisesi'nden geldim Bakırköy Lisesi'ne. Avustralya Lisesi'nde basketle oynuyordum böyle. Yani iyi bir basketçi değildim de oynuyordum. Dediler beni basket takım kaptanı yaptılar Bakırköy'de. Sonra tuvalette sigara içiyoruz tabii. Bu uzadı ikimizin elinde sigara vardı zaten. Tarık'ı gördüm böyle uzun boylu. Kardeş basket oynar mısın dedim ona. Ben anlamam dedi. Ya ben de anlamıyorum işte gel. Derslerden kaytarırız dedim. Öyle tanıştık. İlk basket maçını bir okulla yaptık. Fena değinledik. Ondan sonra basket bitti. Sonra Tarık malum 70'li yıllarda sinema ses artısı oldu. Ben de ertesi yıl tiyatro kolu başkanı oldum. Felsefe hocam beni tiyatro kolu başkanı yaptı. Satıcının ölümü vardır Arthur Miller'e. Onu sahneleyelim diye düşünüyorum. Orada bir Ben Amca diye bir karakter var. Cezmi'yi gördüm böyle suratsız vaziyette. Kardeş tiyatro yapar mısın dedim. Ben bilmem falan. Ya gel dedim. İşte birlikte yaparız. O günden beri kurtulamadım Cezmi'den. Abiyle beraberiz yani. Cezmi'de de tiyatroya böyle başladık. O da alaylıyım zaten diye söylüyor. Alaylıyım ben diyor. Öyle tabii canım. O da kendi kendine yetiştiren insanlar. Bizimkilerde mesela şöyle bir hoşluk vardı. Şimdi bu bahsettiğiniz oyuncuların ekseriyeti bizimkilerde beraber oynadınız. Sunu Hanım vardı. Sabri Bey'in kayınvalidesini oynayan evet. Sunu Hanım. Latife Saruhan. Sizi Savaş Dinçeli ve Cezmi Baskın, üçünüz de zaten Kurtuluş dizisinde oynadığınız için onun evvelinde, görünce hep şey diyordu, Ayla kızına, Meral Çetinkaya'nın Harekat Ordusu'ndan mı geldiler kızım diye. Sürekli sizin oynadığınız o savaş filmine... Ama onu Umur yazıyor. Evet, gönderme yapıyordu. Umur Bugay bunu bilerek mi yapıyordu hatırlatmak adına? Tabii canım, tabii. Huzurluğundan yapıyordu. Yani. Çok güzel bir... mizahi bir geçiş olmuş aslında. Tabii. Oraya bir gönderme tabii, olmuş. Tabii. Sizin mizah yönünüzü Umur Bugay'la mı ortaya çıkardınız aslında? Genco Erkal'ın size söylediği şey. Çünkü Cenap Bey dediğiniz gibi komik de bir adamdı. Hani tavırları... Ama benim komedim şeyde daha çok çıktı. Avrupa yakasında. Evet. O da benim dayımın oğludur aslında. Ben değilim o. Onu mu oynuyorsunuz? onu gözlemiştim.
Öyle bir adamdı ama. Gülse Birsel'in mizahını nasıl buluyorsun, senaristini? Çok önemli canım. Gülse ciddi kalemi olan bir insan. Ve bildiğim kadarıyla da Amerika'da senaryo eğitimini almış bir arkadaşımız. Şimdi bu aralarda pek bir şey yapmıyor ama. Bilmiyorum, yapar herhalde. Çalışkan bir kız ayrıca. Maddi zarar sorunu da olduğunu sanmıyorum. Onun için daha bir rahat bakıyor hayata herhalde. Herhangi bir kaygıyla değil de evet. Kaliteli bir iş çıksın kaygısı. Tabii, haklı olarak. Keşke günümüzde sinemacıların ya da işte dizi yapan insanların oyuncuları da bu olanaklar olsa. Tabii böyle kaygısı olmasa da kaliteli işler izleyebilsek ama evet. Maalesef dediğiniz türden diziler izliyoruz. Yani şu an konuştuğumuz dizi gibi diziler değil de. Evet, evet. Farklı şeyler izliyoruz. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğiniz için. Oldu mu? Sağ olun. Seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Bence seçerek seyretsinler. Çağımız seçme çağı. Her şeyi okuyup, her şeyi seyredip, her şeyi dinlemenin bir anlamı yok. Seçerek yaşasınlar hayatı kanımca. İyi olur. Ayrıca ben size teşekkür ederim. Ta Bursalardan geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yayınınız, verdiğiniz şu emek. Dilerim yerini bulur. Dilerim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederim. Bizimkiler dizisi oyuncularıyla yaptığımız programlar serisinde bugün Türk tiyatrosunun büyük ustası Rutku Yaziz'in evine konuk olduk. Cenap Bey'le konuştuk Bizimkiler dizisini ve Kurtuluş dizisini, Cumhuriyet dizisini, hepsini konuştuk. Umarım kafanızdaki soru işaretlerine cevap bulabildiğiniz bir yayın olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler. Hoşça kalın.